Vicdansızlıkta sınır tanımayan dolandırıcılar İstanbul'da yaşayan şeker hastası adamı kandırdı. İddiaya göre süslü cümlelerle arsasını silah zoruyla da evine elinden aldı. İşte ben yandım, siz de yanmayın diyerek anlattıkları. Vermezsen seni öldürürüz diye tamamca dayadılar buramı. Ne olur bize bir yardımcı olun. Allah rızası için. Çaresiz, hasta, perişandı. Onu ağlarına düşüren vicdansızlar iddiaya göre tüm mal varlığını elinden aldı. Bu şeyler hiç böyle aklıma gelmedi yani, kötü durumlar gelmedi. 62 yaşındaki Mehmet Ali Sarı yaklaşık 2 yıl önce Yalova'dan bir devre mülk satın aldı. Aylarca onu satmak için uğraştı ancak bir türlü elden çıkaramadı. İşte o bu çaresizlikteyken karşısına bir adam çıktı ve o sinsi planını devreye soktu. Dediler ki sen hiç merak etme, senden hiçbir şey istemeyeceğiz. Sen bu devre mülkleri bize şey yap, biz satıp senin paranı vereceğiz. Yalova'daki devre mülklerini satacağız ama bize bir teminat göstermen gerekiyor diyerek Mehmet Ali Bey'i tapuya götürdüler ve onun Muğla'daki arsasını bir imzayla kendi adlarına aldılar. Sonrasındaysa maalesef devreye tehdit ve şantajlar girdi. Arabaya bindirdiler, silah dayadılar. Ailene söylemeyeceksin. Ailene eğer söylersen aileni de vururuz, öldürürüz diye ben de korktum. O kadar korkmuştu ki yaşadıklarını herkesten sakladı. 6 ay sonra da evinin kapısına başkaları dayandı. 323 bin dolar alacaksın dediler. Burayı bize verirsen sen teminat olarak tekrar geri alacaksın yerini ve Muğla'daki yerini de geri alacaksın dediler. Onlara da inanmıştı. İddiaya göre silah çeken sahtekarlar onu tapu dairesine götürdü. Sıkıştırdılar beni, korkuttular. O tapuyu da öyle üzerlerine aldılar. Bu evimle gitti. Bize buradan çıkın, defolun gidin diyorlar. Bu yaşında evsiz barksız kalan adamın tek bir isteği var. Adalete sığınıyorum. Ne yapayım? Ben evimi istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.